vazgeçtiğiniz için bilmem ne kadar bize ek ücret ödeyeceksiniz. Ayrıca zaten Türkiye'yi bırakıp İngiltere'den başvurduğunuz için de şu kadar para ödeyeceksiniz falan derken yaklaşık 2000 pound bizden para istediler burada. Ne oluyoruz ya? Hı hı. Bu tutar nereden geliyor? Neye bağlı olarak istendi? Nerede yazıyor? Sözleşmede vazgeçme, cayma hakkı diye hiçbir şey yok. Hı hı. Hiçbir şey yazma ya da cayarsan kalan yarısını yine de ödersin gibi hiçbir şey yok. Artı yarısının da üstünde. 1250 evet, daha fazla para istemişler. Ve asıl benim şey yaptığım mevzu sözleşmede şu yazıyordu. Eğer başvuru reddedilirse ek ücret alınmadan tekrar başvurulur. O onaylanırsa kalan ücret alınır yazıyordu. E sen zaten reddedilmiş yazdığı gibi tekrar başvurma kısmını yaptın zaten hani. Aynen. Bahsettiğin ücretsiz başvurmayı yaptın zaten. Ama oradaki o olasılık yüzünden onlar o parayı istediler. Hı hı hı. Bence onların açığıydı ki bunu hazırlayan da bunların hepsi de avukat. Hı hı. Yani bir insan avukatsa bir sözleşme hazırlamayı bilmez mi? Haklarını yazsana oraya sen tek tek insanlara madde madde. Ya ben bile İngilizce olarak 5-6 sayfalık sözleşme hazırlamışlığım var. Bizim imza attığımız sözleşme tek sayfa A4 sayfasını ne bileyim %80'ini dolduran bir sözleşmeydi. Detaylı bir şekilde de okuduk. Hiç böyle bir şey yok. İçimiz biraz yani Burcu birazcık da korkmuş olsa bile benim içim rahat bir şekilde hiçbir şekilde hata edemezler. Yaptım. Ya olayın pisliğinden dolayı sen stres yaptın. Onlar birazcık orada çirkefe yattılar. Bir de pasaportlarımız da Camp Paris House'da ya. Adres olarak kendi ofis adreslerini vermişlerdi. Camp Paris House bizim pasaportları onlara gönderecek. Londra ofisine gönderecek. Biz Manchester'dayız. Bir de şeye geliyor hani dolaylı yoldan pasaportlarınız bizde. Hani alabilmeniz için... Geri vermeyiz falan hani tehdit yapıyor. Biraz alttan öyle bir laf geliyor tabii ki. Abi öyle mi böyle mi derken tabii ki biz de ne yaptık? Birazcık araştırdık. Günübirlik pasaport denen bir şey varmış. Dedik pasaportlar geçici sizin pasaport olsun duvara asarsınız. Güzel bir şekilde. Günübirlik geçici pasaport diye bir şey varmış. Bunu büyükelçiliklerden alabiliyorsunuz. Araştırdık ettik. Arabayı kiraladık. Biz Manchester'dan Londra'ya gittik. Sabahına akşamına pasaportları almış bir şekilde çıktık. Haftası geçmedi. 3-4 gün sonra mı? 5 gün sonra mı? Hemen hemen çok yakın bir tarihte de uçağa bindik. Zaten uçak biletini almış olmanız gerekiyor. Aynen. Geçici pasaport alabilmek için. Konsolosluğa gidiyorsunuz. Uçak biletlerim bunlar diyorsunuz. Bu tarihte dönmem lazım. Pasaportunuzun yani neden çıkarttığınızı da söylemeniz gerekmiyor. Ya ister kaybolmuş olsun, aynen, ister üstüne bir şey döküldü de yani. Evet. Adamlar sormuyor bile. Tamam. Sadece diyor ki bir önceki pasaportun asıl geçerli olan artık iptal olacak. Bundan sonra senin geçerliliğin bu. Hı-hı. Ve bu tek kullanışlık diyor. Dolayısıyla Türkiye'ye biz onlarla geldik ve onlar iptal oldu. Direkt polis hatta onlara el koydu. Pembe pasaport. Pembe. Böyle çok ince. Tek, hatta 1-2 sayfalık bir şey yani. O yüzden biz Türkiye'ye döndüğümüzde hatta bizi havaalanında polisler çektiler kenara geçici pasaportumuz var diye hani. Aha. Sebebini öğrenmek istediler. Ben o zaman bile böyle stres yaptım. Mehmet şey diyor ya rahat olsun ülkemize döndük ya, buradan atacak değiller ya. Çok şükür ülkemizdeyiz. Polisine de kurban olayım diyor. Aynen. Sorun yok diyor. Yani biraz böyle dönüşümüz de maceralı oldu. Ülkeden soğuttu bizi o sırada. İngiltere'den. Bir an önce çıkmak istedim yani. Çıkayım kurtulayım kendi ülkeme gideyim ya falan oldu. Onlara da bizim pasaportlarımız öylece kaldı. Onlar zannediyor ki biz bu arada onlar bizim pasaport çıkarttığımızı bilmiyorlardı tabii ki geçici pasaport. Onlar da bir şey yazmıyor. Zannediyorlar ki bunlar bizim yanımıza gelecekler. Paşa paşa. Pasaportu almak için ödeyecekler zannediyor. Aynen, paşa paşa gelecekler, parayı verecekler, pasaportu alacaklar diye beklediler. Sonra üstüne ay geçti. Aylar sonra dediler ki ne yaptınız? Hani pasaportlarınız hala bizde falan filan diye. Cevap yazmadık. Çok kraldı. Evet kral oldu değil mi o ya? Yani biz bunları neden anlattık? Özetlemek gerekirse kesinlikle yaptığınız sözleşmeye çok dikkat edin. Sözleşmede bence cayma hakkı da olsun. Evet. Ya da yoksa da bizim gibi kendi lehinize de kullanabilirsiniz. Hı hı. Yani belki de olmaması o maddenin daha mantıklıdır. Bence onu ekletin yine de. Ondan sonra şeye çok dikkat edin ve bunlar şimdi karşılarında saf insanlar olsaydı o parayı öderlerdi. Evet. Ödetirlerdi falan filan. Ama biz biraz açık gözlük yaptık. Dedik yani sen neye istinaden bu parayı istiyorsun? Hangi madde? Sözleşmenin hangi maddesine göre istiyorsun? Deyince bunların sesi tabii içlerine kaçıyor. O yüzden bunlara çok dikkat edin bence. İşte dediği gibi parayı peşin ödemeyin. yarısını ödeyeceğiniz şekilde olanlarla birazcık iş yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, sözleşme maddelerine dikkat edin. Eğer cayma hakkı yoksa onu bence ekletebilirseniz ekletiriz ki size açık kapı kalsın. Bu karşı tarafa veya bu hizmeti veren kişiye zarar vermekten ziyade yani olur da gidersiniz, yapamazsınız, edemezsiniz. Süreç içerisinde finansal olarak veya psikolojik olarak farklı gerekçeler çıkabilir. Yani tatilde bile iptal ettiği bir şey var. Annem baban ölür, bir şey olur yani. Aynen öyle. İptal etmek zorunda da kalabilirsin böyle bir bunlar şey. Bunlar ufak paralar değil. O yüzden iptal etme hakkınızı bence mutlaka kullanın. Ya ekletin oraya. Evet. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Aynen öyle. Ilgili. Sizin de başka sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorumları abone yazın. Olmayı, beğenmeyi unutmayın. Dislike'a basın, elleri kırılsın. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yorumları yazın. Yorumları da gördükçe biz cevap veririz. Evet. Yazıyoruz tek tek. Hoşçakalın.